Fotoğraf çağın tanığıdır. Böyle tanımlanır. Bugün de ben size bir savaşı ve bu savaşı bitiren bir fotoğrafı anlatmak istiyorum. 8 Haziran 1972 yılında çekilmiş olan bir fotoğrafı. Amerikalı gazeteci Nick Ott tarafından çekilmiş olan bir fotoğraf. Amerika Vietnam Savaşı'ndaydı. Ve her yeri yakıp yıkıyordu. Herkes bir tapınağa saklanmıştı. Çocuklar, kadınlar. Amerikalı bir pilot geldi. Uçak 4 adet napalm bombası attı. Tapınağa. Ve dışarı çıktı herkes. Yanıyordu bütün çocuklar. Ve ortada bir çocuk koşuyordu. Fotoğrafta gördüğünüz gibi. Çırılçıplaktı kız. Bu fotoğrafı Nick Ott deklanşörüne bastı ve çekti. Yayınlandı fotoğraf. Bir anda bütün dünya kamuoyu bu fotoğrafın karşısında dehşete düştü. Ve Vietnam Savaşı aleyhine tavır alma başladı. Muhammed Ali Kılay, ben dedi gitmeyeceğim sizin dedi. Sizin oradaki suçlarınıza ortak olmak istemiyorum. Daha bir sürü insan Vietnam Savaşı aleyhine durum takınmaya başlamıştı. Ve Amerika savaştan çekildi. Bu fotoğraf büyük bir kamuoyu yaratmıştı. Fotoğrafı çeken kişi gazeteci Nick Ott'tı. Ve bu fotoğraf kendisine Pulitzer ödülü getirmişti. Fotoğrafta görmüş olduğunuz kız Kim Puch. Vietnamlı küçük kız. Kim Puch napalm bombası atıldığında napalm bombasının alevleri üstüne düşmüş, bütün vücudunu yakmıştı. Yüzü hariç her yanı yanıyordu. Ve kız çırılçıplak halde sokağa çıktı, koşmaya başladı. Sonra bu kız Saigon'da 14 ay tedavi gördü. Sonra Moskova'ya gitti. Sonra Kanada'ya gitti. Her yerde tedavi gördü. Bütün hayatı boyunca o yaralar, nefes alma zorlukları ve benzeri hastalıklar kendisini takip etti. Evlendi, bir çocuğu oldu. 1995 yılında Amerika'da Vietnam Savaşı için bir anma toplantısı yapılıyordu. Bunu da çağırdılar. Bu da konuşmacıydı. Kürsüye çıktı, dedi ki bu fotoğrafta gördüğünüz kız, her tarafı yanan napalm bombasıyla yanan kız benim. Geçmiş için bir şey yapamam ama bundan sonraki yaşamımda hep barış için çalıştım. Dünya barışı için. Ülkeler arasında, devletler arasında, topluluklar arasında barış olsun. İnsanlar aynı şekilde yanmasın diye. Evet, doğru. Yani biz gazete haberi ya da televizyon haberi olarak istiyoruz. Şuraya bir bomba atıldı. Uçaklar şuraya bilmem ne yaptı falan. Bu her kim olursa olsun. Akıl almaz bir biçimde insanlar Kim Puch'un yandığı gibi yanıyorlar, ölüyorlar. Savaş iyi bir şey değil. Ve devam etti konuşmasına. Bugün dedi, eğer o pilotu görseydim, o pilotla tanışsaydım, o adamı bulsaydım, kendisiyle konuşurdum ve geçmiş için bir şey yapamayacağımızı ama bundan sonra dünya barış için, insanlık için çalışmamız gerektiğini söylerdim. Teşekkür etti çağrıldığı için konferansa. Kürsüden indi. Biraz sonra ayrılmak üzereyken biri geldi yanına, bir not verdi eline ve birini gösterdi. Kim Puch nota baktı ve o kişiye baktı. Hani demişti ya, eğer o pilotu görseydim, o adamla karşılaşsaydım diye. Notta şöyle yazıyordu. Kim? O adam benim diye. O adam 8 Haziran 1972 günü Vietnam'da o tapınağa napalm bombasını atan pilot John Palmer'dı. John Palmer titriyordu bu notu gönderdiği zaman. Gazete haberlerini okumuştu o da pilotluk döneminde ve bu olaya çok üzülmüştü. Uzun zaman kendine gelememişti. Sonra pilotluğu bıraktı, askeriden ayrıldı. Papaz olmuştu kendisi. İnsanlık için çalışmalar yapmaya başlamıştı. Kim baktı adama doğru ve üzerine koştu, yaklaştı ve adama sarıldı. Hangisinin yaraları daha derindi? Kim bilir?